Tekrardan selam. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyiflerde yerindedir. Geçen bir arkadaş şey demiş. Hocam sakalları niye kesiyorsun Siz sakallı daha yakışıklısınız falan demiş. Teşekkür ederim ama gençler şu yüzden bende bir egzama problemi var. Şuralarımda falan bir egzamalar çıkıyor ve hani sakaldan dolayı da bir kaşıntı yapıyor. Ve ben de elim ister istemez gittiği için oraya da yara yapmaya başlıyor. O yüzden arada böyle hava alması için, iyileşme süreci için ne yazık ki böyle bazen shape of your face tadında bütün <laughs> ee, sakalları kesiyoruz alıyoruz. Ben almıyorum tabii berberim alıyor. Berberim de iyidir ya. 12 kaç yıl ya 12-13 yıldır herhalde gidiyorum yani adamdan kopamadım yani bir türlü. Var biz erkeklerde böyle bir berber sedaketi var da bu aralar biraz zam yapmaya başladı. Biraz sinirimi bozdu diyeceğim ona yani. Abi iyi de güzel diyorsun da bu ne ya falan diyeceğim açıkçası. Bu videoyu göstereceğim ona. Sitem ediyorum artık ya. Neyse bakalım. Ne yapıyoruz bugün? Kütle merkezi ve ağırlık merkezi. Baştan şunu konuşayım. Bu konu ÖSM bazımın bakımından tek bir kazanım belirtmiş. Kütle ve ağırlık merkezinin farklı olduğu durumlara değinilir. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili matematiksel işlemler yapılmaz. Kütle merkezinin ip doğrultusu vesaire gibi kazanımlar söylenir. Yani yorumsal demiş. Baştan söylüyorum. Tamam parça ekleme çıkarma konusunda bir, soru falan çözeceğim ama kitaplarda bazen görüyorum. İşte daire vermiş, daireden şu kadar yarı şaplı bir şey çıkartmış, diğer daireye eklemiş, ağırlık merkezi kaç santim kayar tarzı sorular benim dersimde beklemeyin. Okulunuzda yazılı hocana sorabilir ama ÖSYM bakımından öyle sorular da beklemeyin. Ben hocam fizikten sınavda netimi alıp çıkarım diyorsan bu sorularla uğraşma. Sınav bakımından bunlar gelmeyecek karşına. Ben de senin kafanı çok yemeyeceğim. Birkaç tane ufak kavramdan bahsedip kısa bir derse bu olayı bitireceğiz tamam mı? Aklında olsun. O zaman hiç vakit kaybetmeden şöyle kaç sayfa? iki sayfa konuşacağız. Şu iki sayfayı bir konuşalım. Neymiş, neymiş, ne değilmiş bir öğrenelim. Hadi gel bakalım. Şimdi gel bakalım. Şimdi yok arkadaşlar. Cisimlere etki eden kütle çekim kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Bunu herhalde bir yüz defa seninle konuşmuşumdur. Cismi oluşturan parçacıkların ağırlıklarının bileşkesinin uygulama noktasına da biz arkadaşlar ağırlık merkezi diyoruz. Günümüzde bütün cisimlerin bir ağırlığı var ve doğal olarak bir ağırlık merkezi var. Yer çekimi olmayan ortamlarda cismin ağırlığı olmadığı için ağırlık merkezi kavramından siz söz edemezsiniz. Çünkü ağırlık dediğimiz şey mg'dir. G yer çekimi iğmesi olduğu için ağırlık merkezi de g'ye bağlı bir faktördür. Ancak yer çekimi olmadığında bile cisimler bir kütleye sahiptir arkadaşlar. Yani yer çekimi kuvveti değişiyor diye kütleniz değişmiyor. Kütleyi hatta değişme madde miktarı olarak da tanımlamıştık. Cismin sahip olduğu kütlenin tamamının toplandığı kabul edilen noktaya ise cismin kütle merkezi denir. Ya yani sanki ağırlık merkezine biraz benziyor. Düzgün geometrik şekle sahip homojen cisimlerde kütle merkezi cismin geometrik merkezindedir. Mesela şöyle bir dikdörtgen aldığınızda bunun kütle merkezi arkadaşlar kösegenlerinin kesim noktasıdır. Tam ortadadır diyoruz ya o şekilde. Yani aslında olay şu. Sizin bir tane Şöyle homojen bir şekliniz var. Burada biraz daha yaklaşayım. Nokta 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 hep kütleleriniz var. Bu noktaların tamamının tek bir noktada toplandığını düşündüğü noktaya işte çok fazla nokta dedim farkındayım. Kütle merkezi diyoruz. Tamam mı? Şimdi kütle merkezi dediğimiz arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Kütle çünkü skaler bir büyüklüktür. Ve skaler bir büyüklüğün merkezi iken ağırlık merkezi vektörel bir büyüklüğün uygulama merkezidir. Çünkü niye? Ağırlık vektörel bir büyüklüktü. Şimdi günlük hayatta kütle merkezi ve ağırlık merkezini biz aynı noktada kabul ederiz. Ancak bunun tam olarak doğru olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü kütle ile ağırlık farklı bir kavramlar olduğu için bunlar farklı kavramlar. Günümüzde fark etmiyor. Ben konuyu anlatırken de kütle merkezleyeceğim, ağırlık merkezleyeceğim. Yani bunun için bir fark yok ama normalde farklı kavramlar. Bunun sebebi ne? Daha doğrusu nedenini. Ne? Şimdi bak. Bir noktadaki yer çekimi yemesi o noktanın dünyanın merkezi olan uzaklığına bağlı olarak değişir. Yani yer çekimi dediğimiz şey arkadaşlar siz dünyadan uzaklaştıkça yukarı çıktıkça değişen bir faktör. Evet biz sorularımızda hep G'ye 10 alıyoruz ama siz yeryüzünden yukarı doğru çıktıkça bu G azalıyor. G azaldığı için doğal olarak MG'niz azalıyor ağırlığınız azalıyor. Şimdi ağırlığın azalması da bir ağırlık merkezinde de bir değişim demektir. Yeryüzüne yakın yerlerde yer çekimi iğmesi büyük. Yeryüzüne uzaklaştıkça yer çekimi iğmesi azalır. Şimdi bak bir tane şöyle bir yapı düşün. Ve bu yapının atıyorum uzunluğuna biz 500 metre diyelim. Tamam mı? Abartalım. Böyle bir yapı var. Dünya üzerinde böyle bir gökdelen var. Bu şekilde. Şimdi ve bu gökdelenin homojen olduğunu, türdeş olduğunu düşünürseniz bunun kütle merkezi tam ortasıdır. Bunda hiçbir itirazımız yok. Güzel. Peki bu kütlenin her birine yani az önce nokta nokta gösterdik ya bu nokta noktaların her biri tamam ortada toplandı ama bu ortada toplanan kütle merkezi de ancak bu noktaların her birini etki eden yer çekimi iğmesi farklı. Yukarı doğru gittikçe sizin ağırlığınız azaldığı için o noktaları etki eden şöyle noktalar çiziyorum ya bak gösteriyorum. Bu noktalar etki eden yer çekim kuvveti az olduğu için buradaki noktaların ağırlığı azdır. Buradaki noktaların ağırlığı çoktur. Tamam mı? O yüzden bak şurada az bir ağırlık var. Şurada çok bir ağırlık var. O yüzden çok bir ağırlık az bir ağırlıkta burada olduğu için bunların bileşkesi yani toplandığı nokta şurada olur farkın fark ettin mi bir kayma var. İşte ağırlık merkezi ile kütle merkezi böyle çok büyük yapılar için aynı noktada değildir. Evet günümüzde bu çok fark eden bir şey değil. Çünkü biz 500 metrelik yapılar dışında kütle merkezini ne için tanımlıyoruz? İşte dikdörtgen levha, kalem falan. Bunun için aynı kabul edeceğiz. Çok bir fark yok aman aman. Milyarda bir bile değildir yani. Ama böyle büyük yapılar için kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada değildir. Niye? Aşağıda ağırlık daha fazla, yukarıda daha az. Yani şu her bir noktaya etki eden yer çekimi şu her bir noktaya etki eden yer çekimi imesi farklı olduğu için burası yere daha yakın olduğu için burada daha büyük yani GL daha büyüktür GK olduğu için ona daha yakındır. Tamam. Peki hocam bu fark ne kadar? 500 metrelik bir yapı için ne kadar? 50 metre mi? 40 metre mi? Valla şöyle söyleyeyim. 3 santim 5 santim falan. Gerçekten yani çok aman aman bir fark yok aslında. Hani ee, Ama mimari yapı açıdan bu 3 santimlik 5 santimlik farklar önemli. İşte ÖSYM bunu sordu. Bunun neden farklı olduğunu sordu. Bu da işte idi Yani ağırlık merkeziyle ilgili ve kütle merkeziyle ilgili yıllardır sorduğu tek soru bu oldu. Yani ÖSYM'nin çok da güzel bir soruydu. Bu da aklında bulunsun. Tamam mı? Diyor ki gökdelen gibi çok yüksek yapıların her noktasına aynı büyüklükte çekim kuvveti etki etmez. Evet yukarı doğru azaldığını söyledik. Çekim kuvvetlerinin bileşkesinin yeri çekim yemesinin sabit kabul edildiği durumdaki bileşkenin yerinden farklı oldu. Çekim yemesinin sabit kabul edildiği dediğimiz yer dediğimizde tam ortası alırdık. Kütle merkeziyle aynı nokta ama biz burada sabit kabul etmediğimizde bu noktanın yeri değişiyor. Ancak kütle merkezi yer çekiminden bağımsız olduğu için evet kütle merkezi tam ortadadır. Yani cismin geometrik merkezidir. Bu nedenle Arkadaşlar yüksek binalarda şöyle gökdelenlerde ağırlık merkezi ile kütle merkezi çakışık olmaz. Tamam mı? Yani şu an çok kaba taslak göstereceğim. Atıyorum şu yapının kütle merkezi şuraysa ağırlık merkezi şura falan. Tamam mı? Arada bir fark var. Bu fark öyle 3-5 metre değil 3-5 santim falandır. Öyle çok aman aman bir fark yoktur. Ama mesela size soru üzerine söylediğimde aşağıda kalan alan Genellikle homojen verirlerse. Mesela ağırlık merkezi buraysa kütle merkezi de burası olacaktır. Tamam. Bu aklınızda olsun bulunsun. Yani kütle merkezi ağırlık merkezi aynı şey mi değil? Evet ben soruları çözerken aynı şey gibi çözeceğim. Çünkü bir kalemi asacağız bir çubuğu asacağız. Bunlar için kütle ve ağırlığın çok fazla bir yerinin değiştiğini söylemek mümkün değil zaten. Şimdi gel bakalım. Şurada ne demiş bir okuyalım. Diyor ki düzgün ve türdeş bir çocuğun 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 değil çubuğun kütle merkezi çubuğun tam orta noktasındadır. Eğer çubuk kütle merkezine asırsa ya da bir destek üzerine yerleştirirse dengede kalır. Bu cisimler için kütle merkezi ağırlık merkezi Pek fark eden bir şey olmadığı için. Mesela bu noktadan bir destek üzerine koyduğunuzda ağırlığı aşağı doğrudur. Desteğinde de tepki yok Şu, şu doğrultudur. Evet dengede diyebiliriz. Aynı şekilde siz bu noktadan ağırlık merkezini veya kütle merkezini gösteriyorsanız o noktadan astığınızda bunun dengede olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu size bir sıkıntı yaratmaz. Hatta bak şöyle bir örnek verelim şöyle bir kalem alayım bulursam buldum. Şimdi mesela ben bu kalemin ağırlık merkezini, kütle merkezini bulmaya çalışacağım. Nasıl? Elimi bir destek olarak kullanmaya çalışacağım. Şöyle bir bakalım nerede durursa orası benim için kütle merkezi diyebilirim. Evet şu an durdu. Şu an durdu. Demek ki şu an bu nokta neymiş? Kütle merkezi, ağırlık merkeziymiş. Birazcık sola doğru kaydırırsam ne olacak? Bu kalem düşme eğilimi gösterecek ve düşecektir. Niye? Çünkü kayıyorsunuz. Yani şöyle onun da iş olayını gösterirsem. En başta durduğu durumda şuydu. Tamam mı? Sonrasında ben ne yaptım? Şu ipi görme. Desteği. Kalemi biraz kaydırdım. Böyle oldu. Bak torku bozdunuz. Buraya doğru bir tork olmaya başladı. Ve oraya doğru zaten dönüş sağladı. Tamam. Yani dengede kalıyorsa şu şekilde. Ha, ağırlık merkezi veya kütle merkezinin burası olduğunu söylemenizde bir sakınca yok. Kütle merkezi o noktası olan ve esnemeyen iple tavana asılan şekildeki düzgün türdeş cisim hangi noktadan asılırsa asılsın ip doğrultusu arkadaşlar cismin kütle merkezinden geçeceği şekilde dengede kalır. Bir tane kare bir, kare bir levhaya aldığınız iple astığınızda şu ipin doğrultusu dengeye geldiğinde bu cisim ipin doğrultusu ağırlık merkezine yani kütle merkezinden geçmek zorunda. Aynı şekilde ipin doğrultusu kütle merkezine ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Tamam mı? Eğer bunu sen bozarsan dengeye gelecektir. Yine her türlü o, o, şekilde bir şekilde geçecektir. Tamam. Türdeş olmayan ve kütle merkezi O noktası olan bir cismin esneme ipli hangi noktadan asılırsa asın. ipin doğrusu arkadaşlar kütle merkezinden geçmek zorundadır. Bir tane böyle düzgün olmayan yamuk yumuk cisimler var. Evet. Bunu mesela kütle merkezlerini bu noktada gösteriyorsanız siz iple astığınızda o ip her türlü ve her türlü bu şekilde geçmek zorunda kütle merkezinden tamam mı? Yani ip bu konuda size kütle merkezin yerini söyleyecektir. Şu kalemi ben bir yerden aslında buradan asarsam ne olur? Muhtemelen şunu dersin, böyle hocam döner. Döndüğünde de işte bir şekilde kendini orada kütle merkezinden geçirmek zorunda. Niye? İp çeker, kütle merkezi, ağırlık merkezi aşağı doğru birbirinin tam üst üste bilmesi lazım denge şartı için. Tamam? Aslında bunlar basit denge olayları yani başka bir şey değil. Şimdi yatay düzlemde bazı cisimler koyarız biz. Şu şekilde. Bazıları devrilir, bazıları devrilmez. Bu devrilme olayları neye göre oluyor? Bir ona bir bakalım. Biraz ondan bahsedelim. Biraz ağırlık merkeziyle de alakalıdır bu kısım. Şimdi siz bir cismi koyduğunuzda cismin ağırlığı şu kırmızıyla gösterdiğim ve yerin cisme uyguladığı bir tepki kuvveti vardır. Bunlar doğrultuları aynı olduğu için bu cismin de dönme noktası mesela burası ise şu an bu cisim herhangi bir şekilde bir dönme olayı falan göstermez. Büyüklükler eşit, hani şu yönde çevirmeye çalışan bir tepki kuvveti var, bu yönde çevirmeye çalışan atıyorum bir ağırlık kuvveti var. Zaten birbirine eşit olduğu için bir durum olmaz. Yine zaten yüzeyden geçtiği için, şurası yüzeyden geçtiği için, yani ağırlık merkezinin demeyim de o noktasının dışına çıkmadığı için şu anda bu cisim herhangi bir devirme göstermez. Bu G ve N her zaman birbirine eşit olmayabilir. Bunun durumlarını konuşmuştuk ama bu durumda da herhangi bir devirme göster göstermez. Ancak buraya geldiğin an senin şu ağırlık merkezin veya kütle merkezin şuranın yerin dışına çıktığında uzantısı buraya düştüğü an bu cisim dengede kalamaz arkadaşlar, devrilir. Zaten şuraya göre bir tork aldığınızda o noktasına göre tork aldığınızda bu arkadaş buraya doğru çevirmek istiyor. Bu arkadaş buraya doğru çevirmek istiyor. Aynı yönlü bu arkadaş hop şöyle devrilecektir. Niye? Çünkü burası daima e, bu durumda daima demin bu durumda dönme noktasının dışında kalıyor. Yani yerin dışına düşüyorsunuz. Yerin dışında ağırlık merkezi sizin ye yerle temas yüzeyinizin dışındaysa o cisim dengede falan kalamaz arkadaşlar. Tamam? Aklınız olsun. Yani mesela şöyle düşün. Ee, şöyle bir tane cisim alalım. Şöyle bir tane çizebilirsem yer düzlemini çizeceğim bir saniye. Çizebilir miyim? Hı hı. Tamam mı? Mesela sen bunu şöyle bıraksan ne olur? Devrilecektir. Niye? Şu dönme noktasının dışında kalıyorsun zaten. Hani aynı bu şekilde. Şöyle bir şeyi dik tutsan. <laughs> Sesim gitti ha bir şeyi koltuğu ne bileyim bir koltuğu kaldırırsın bir masayı kaldırırsın ne olur bıraktığının gene devrilecektir yine dönecektir çünkü niye o uzantı o noktasının dışından geçiyor tamam hani evet, çok aman aman bir bilgi yok yani çok fazla ama buradaki şu kütle merkezi ve ağırlık merkezi arasındaki farkı anlamanız benim için önem taşıyor şu anlık şimdi örnek 21'e geldik bu map kitabında olan bir soru ee, sorabilirler diye veya bu soruyla ilgili bir şeyleri birleştirebilirler diye bilgi amaçlı vermek istediğim bir soru okuyalım. Ne demiş? Aynı ağırlığa sahip H ve 2H yüksekliğinde taban alanları aynı olan KL cisimlerine sol uç noktalarına eşit büyüklükte kuvvetler uygulanarak o noktası etrafında devrilmesi amaçlanmaktadır. Ne oluyor ya? Ne ötüyor? Ne oluyor? Buna göre hangi cisim daha önce devrilir diyor. Şimdi günlük hayattan düşünürsen. Kısa bir cismi mi devirmen daha kolaydır? Bunlar aynı ağırlıkta. Uzun bir cismi mi? Bence uzun bir cismi şöyle devirmen daha kolaydır. Kısa bir cismi devirmen daha zordur. Yani düşünsene koca bir dolap kapağını şöyle duruyor. Şöyle direkt devrilir yani. Şöyle bir ittirsen devrilir ama daha kısa bir şeyi aynı ağırlıktaysa onu devirmen daha zordur. Ben de böyle böyle ne yapıyorsan oluyor. Yani mesela şöyle bir örnek versam. Şöyle bir şeyi devirmen kolay değil mi ya? Bence bayağı kolay. Yani hocam şuradan kuvvet uygularım zaten bu lang diye gidin gider. Ha buna biraz zorlanırım dersin. Bunun biraz fizikçesi şu. Bunların ağırlık merkezi veya kütle merkezi şu nokta mı? Evet. Biraz şöyle yaklaşalım. Evet. Uzantılar şuradan geçiyor mu? Geçiyor. Bak. Şu noktayla dönme noktası şu şurası ya. Şöyle baktığınızda şuradan dönecekler ya. Şu açıya bakarız biz. Şu, şu açıya bakarız. Hangi açı daha büyük? Şu açı daha büyük. Zaten birazcık daha belli oluyor. Şu açı daha küçük. Hatta daha ince bir uzun bir şey yaparsak şöyle. Tamam mı? Onun da köşegenlerinin kesim noktasını şöyle gösterelim. Buradaki açı bayağı küçük oldu. Yani bayağı minicik bir açı oldu. Bak fark ettin mi? Yani bu açı küçüldükçe sizin devirme olayınız daha kolay oluyor. Tamam mı? Ağırlık merkezinden dönme noktasına şu açılar çünkü bu arkadaş dönerken şu açı kadar dönmek zorunda. Hangi açı daha küçükse bu işlem daha kolay hallediliyor. Hangi açı daha büyükse o işlem daha zor hallediliyor. Mesela şu kutuyu görüyorsun. Tamam bir de şöyle bir kutuyu hadi bakalım devirmeye çalış. Bayağı zorlanırsın. Yani şu nokta etrafında bunu senin döndürmen lazım. Yani alman gereken açının ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar büyük olduğunu farkında mısın? Şöyle gösterdiğimizde Şurası kadar bayağı geniş bir açı. O yüzden uzunluk arttıkça devirmek daha kolay oluyor. Şu açıya göre bakmanız lazım. Tamam? Bunu bir şeylerle birleştirebilirler diye ben burada vermek istedim. Şimdi örnek 22'de demiş ki gene ağırlıkları aynı olan boyutları haç cinsinden verilen KLM cisimleri şekillerdeki bir gibi özdeş eğik düzlemler üzerinde dengededir. Buna göre cisimler dengedeyken cisimleri etkeden sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki eğik düzlemlerin eğim açısı bütün cisimler devrilince kadar arttırıldığında eğik düzlemlerin yatay ile yaptığı eğim açıları arasındaki ilişki nedir? Şimdi bunlar aynı ağırlığa mı sahip? Öyle diyor. Tamam. Bunları aşağı doğru gel kuvvet dediğimiz şey neydi? mg sinüs alfaydı. Buraya alfa vermiş ya. Evet şu mg kısmı da her üçü içinde eşit mi? Evet. Bu arkadaşlar geliyor mu peki? Gelmiyor. Cisimler ne diyor? Dengede diyor çünkü. Hareket etmiyorlar. E, aşağı doğru gelden bu kuvvet varsa yukarı doğru da şöyle yukarı doğru diyorum da. Heh. Şöyle şu tarafa doğru da gelmem diyen bir kuvvet yok mu? Var. Bu kuvvetin adı ne? Sürtünme kuvveti olmak zorunda başka bir kuvvet yok şu ortada. E, hepsinin ağırlığı aynı değil mi? Evet. Hepsinin de açıları aynı değil mi? Evet. Demek ki bunları denk, Kuvvet bu sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki her üçü içinde aynıdır. Yani Fk eşit FL eşit Fm. Tamam. Şimdi bunları devirmeye başlayacaksınız. Yani şu eğim açılarını, şu platformları şöyle çevireceksiniz ve bir yerde bunlar devrilecek. Az önce ne demiştim ben? Uzun olan arkadaşı devirmek daha kolaydı. Şu yukarıdaki örnekte uzun olan arkadaşı devirmek daha kolaydı. Şimdi sana bir soru. Şu arkadaşın ve şu arkadaşın taban alanları aynı. Sence bunu mu devirmek daha kolay bunu mu? Ya bir hayal etsen hangisi tahmin yapsan bunun daha kolay devrileceğini zaten söylersin. E sebebi ne? Yine o verdiğim durumdaki gibi ağırlık merkezi veya kütle merkezinden şöyle yüze indiğinde şöyle inecek. Bak mini minnacık bir açı var. Yani çizemiyorum bile. Ama burada birazcık daha olay büyük birazcık daha bariz belli oluyor. Aradaki açılar bu açı küçükse bunu devirmek daha kolaydır. Yani bu işlemde önce L patlar. L gider. M'ye göre. E zaten bak K'ya da yaparsan aynı şeyi. K ile M'yi karşılaştığında bak diğeri daha uzun ama yatayda uzun. Bunu devirmek daha zordur. Şöyle çizdiğinde ağırlık merkezinden dönme noktasına bunun açısı daha büyüktür. Birazcık gözle bunu anlayabilirsiniz veya hayal edersin. Ya bunu mu devirmek daha kolaydır? Bunu mu? uzun bir şeyleri yatay yatıyorsa sıkıntı. Düşeyde çok basit. O yüzden en önce L'ye gidecek. Sonra M'ye gidecek. En son K'ya gidecek. Tamam. Yani bunu da sorabilirler diye ben bu şekilde eklemek istediğim. Tamam. L, M, K. O da. Güzel. Gel şimdi yan taraftan biraz daha konuşmaya devam edelim. Zaten bitiriyoruz artık hafiften. Şimdi şu olaylar hakkında biraz konuşmaya başlayalım. Mesela sana şöyle bir cisim verdiklerini Bunun ağırlık merkezi nerede dediğimde ne dersin? Hocam işte tam ortası deme. Direkt böyle tam ortası deme. Çünkü türdeş homojen demir sana. Şunu diyebilirsin sadece. Bu çizgi üzerinde bir yerde. Bu çizgi üzerinde her, her, yerde olabilir. Ama türdeşse tamam. Tam ortası de demende bir sakınca yok. Bu bir şekilde bu dengede olduğu için sonuçta bak bu parçaların şuradaki noktaları, nokta yaptığım ağırlıklarım ve burada yaptığım nokta ağırlıklarım bir torkları var. Yani bu levha buradan şurasına bir parça olarak düşünsen tabii yeşil yeşil olunca olmadı. Şurayı bir parça olarak düşünsen, burayı da bir ayrı bir parça olarak düşünsen bunların şu kırmızı noktaya göre yani ağırlık merkezine göre olan torklar eşit olduğu için bu cisim zaten dengededir. Dönmüyordur. Tamam. Şurayı bir sileyim. Sen ama gittin buraya bir yama yaptın. Şöyle bir ekleme yaptın atıyorum. Yani burayı ne yaptın sen? Ağırlaştırdın. E burayı sen ağırlaştırdığın zaman şu tork arttırmadın mı? Evet arttırdın. E ne olacaktır? Bu levha dönecektir. Aha da böyle bir yönünde bir dönme yapacaktır. Ve senin en başta ağırlık merkezin buradaydı. Ve bu ağırlık merkezi artık ağır tarafa daha da yaklaşacağı için momentum gibi düşünebilirsin. Hani destek kuvvetine doğru gittiğimizde artıyordu ya. Veya hiç ona girme. Sonuçta burada ağırlık arttığı için ağırlık merkezi de bu tarafa doğru artacaktır. Eklenen tarafa doğru artacaktır. Mesela ben buradan parça çıkartsaydım bu sefer ondan yine uzaklaşıp bu tarafa doğru artacaktı. Niye? Ağırlık burada daha fazla. Mesela şurada oldu artık ağırlık merkeziniz veya şurada oldu. Bak ipin yine doğrultusu buradan geçecektir. Tamam? Aynı şekilde bak parça çıkarttın. Parça çıkarttığın zaman Şimdi gene çizelim şöyle. Parça çıkarttığın zaman şuranın torku şuydu. Buranın torku buydu. Tamam mı? Sen buradaki torku azalttın. Buradaki torku ise arttırmış oldun. Çünkü burada bir ağırlık azalması oldu. Ve ağırlık merkeziniz bu tarafa doğru kayacaktır. Ağır tarafa doğru kayacaktır. Tamam. E ne olacak bu sefer? Bu cisim bu sefer şu yönde şu arkadaşın yönünde dönecektir. Buna da iki yönü demişiz. Bak o yönde döndü. Ve ağırlık merkezi de bak bu sefer kaydıyı için daha sol taraftan geçecektir. Şu noktalarını türdeşlersek işte şurayla hemen hemen hizaladığımızda o şekilde çıkacaktır. Tamam aslında olay bu. E neden dönüyor cisimler bir şey çıkarttığımızda veya bir şey eklediğimizde niye dönüyorlar? Aslında olay tork dengesi ve ağırlık merkezinin yeri değişmesi aslında başka bir şey değil. Ağırlık merkezi O olan türdeş bir levha esnemen iple asılını ağırlığını doğrusu O noktasından geçirilen şekilde dengede kalır. Evet. Levha üzerinde siz bir nolu bölmeye başka bir parça eklerseniz levhanın dengesini ne yaptık? Biz bir yönünde bozduk. Yani saat yönünde bu arkadaş döndü. Niye? Oraya doğru olan sizin torkunuz arttı. Ee, levhanın iki nolu parçasını siz çıkartırsanız levhanın dengesi bu sefer iki yönünde bozulur. Niye? Bu sefer bu torku azalttınız çünkü. Bu sefer otomatikman buranın torku artmış oldu ve iki yönünde dönme gösterdi. Bu nedenle sisteme eklenen parçaların ağırlığı aşağı yönde sistemden çıkarılan parçaların ağırlığı ise yukarı yönde kuvvetlerle göstererek işlem yapılır. Ben bunu yapmadım ama yapabilirsiniz. Birazdan onun işte örneği üzerinden 23'te ben sana göstereceğim. Şu olay birazcık işe yarayabiliyor. Gel şimdi ben sana onu örnek 23'te bir izah edeyim. Şimdi örnek 23'e geldik. Örnek 23 parça ekleme ve parça çıkarma soruların mantığını fazlasıyla barındırıyor. Ben birazcık soruyu daha da çeşitlendirmeye çalışacağım. Yani bunu anlarsan birçok o parça ekleme çıkarma sorularını çok rahat yorumlayabilirsin. Çok sayısal bir şey soracaklarını zannetmiyorum ama ufak minik minik sayısal işlemler yapacağız. Öyle aman aman bir şey yok zaten. Şimdi diyor ki eşit kare bölmeleri ayrılmış türdeş levha şekildeki gibi dengeledir. Turuncu renkle gösterilen kare parçalar levhadan çıkarıldığına göre A diyor levhanın dengesinin bozulmaması için hangi parçalar çıkartılabilir diyor. B levhanın kütle merkezinin yerinin değişmemesi için hangi parçalar çıkarılabilir diyor. Bakın bu iki yargı aynı şey değil. Biri denge bozulmasın diyor. Biri kütle merkezinin yeri değişmesin diyor. Şimdi önce istersen hangisinden başlayalım? Önce B'den başlayalım. Veya şunu baştan söyleyeyim. A ile B'nin farkı ne? Sizin kütle merkezinizin yeri şu ip üzerindeyse şu çizdiğim birazcık daha hatta yaklaşıp gösterdim. Şu ip üzerindeyse denge bozulmaz. Yani şu anda bu homojen bir levha olduğu için bunun kütle merkezi veya ağırlık merkezi buradadır. Ağırlık merkezi mesela buraya mı kaydı? Denge bozulmaz. Buraya mı kaydı? Denge bozulmaz. Çünkü yine ip üzerindesin. Ama sana biri diyor ki şu mavi mavi ya kütle merkezi kardeşim. Evet yine mavi de kalsın diyor. İlk ondan başlayalım istersen. Levhanın kütle merkezinin yerinin değişmemesi için. Şimdi burada aslında olay şu. Bir hem tork dengesi yapacağız. Biraz ona da bulaşacağız. Ve kütle merkezinin yerinin değişmemesini sağlayacağız. Şimdi biz normalde şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Bir tane şöyle levha aldınız. Bunun mesela kütle merkezi bura. Tam ortası. Şöyle ortadan da şöyle bir çizgi çiz çizeyim. Siz mesela şu parçayı attığınızda elinizde ne kaldı? Hocam bu kaldı. Tamam. Kütle merkezi ne olur? Yeni kütle merkezi buraya olur ve aşağı doğru kayar. Eğer bunu çıkartmayıp sen buraya yeni bir parça daha ekleseydin ne olurdu? Burası daha ağır olacaktı ve kütle merkezi bu sefer yukarı kayacaktı. Eklediğiniz yere kayacak, çıkarttığınız yerden doğal olarak uzaklaşacaktır. Tamam. Biz o yüzden çıkartma işlemlerinde kuvveti yukarı doğru gösteririz. Normalde biz bir cisimlerin ağırlığını aşağı doğru gösterdiğimiz için çıkarttığımız cisimler için de yukarı doğru gösteririz. Çok hani önemli bir şey mi? Önemli ama şimdi daha iyi anlayacaksın merak etme. Şimdi bu arkadaş diyor ki bak şu parçayı çıkarttım bir de şu parçayı çıkarttım. Ben soruda bana kolaylık olsun diye şu her parçanın şu uzunluğunu 2 birim alacağım. Tam ortadan yapacağım için de 1 bir birim alacağım. Yani 1, 1 bölü 2 diye uğraşmayacağım. Şimdi siz buradan her şu parçanın ağırlığını atıyorum G deseniz. Tamam hocam diyelim GG dedik. Tamam. Şimdi sana bir soru. Normalde bunları çıkarttıktan sonra bu levha ne olur? Hocam şurada ağırlığın azaldı. Bu tarafta ağırlık daha fazla. Yani şu bölgenin, şu bölgenin, şu ipe göre olan torku daha fazla olduğu için bu levha dönecektir. Tamam. Ben hem dönmemesini istiyorum hem de şu ağırlık merkezinin yerinin değişmemesini istiyorum. Yani şu noktanın değişmemesini istiyorum. Nedir bu? Biraz simetrik çıkartma yapacaksın. Yani mesela ben buradan çıkartmışsın bir de buradan çıkartmışsın. Yani şunları gösteriyorum. Şundan ve şuna. Tam simetriğinden çıkarsam 7'yi sonra da 2'yi çıkarsam herhalde bir sıkıntı olmayacaktır. Niye? Bak şu iki arkadaşı birleştirdiğinde Bunların sanki, şöyle düşün, şu noktadan bir 2 gelik parça çıkarttım. E sen şu, iki, şu noktadan da 2 gelik çıkartırsan, yani şu 2 ile 7'nin şöyle birleştirirsen, tamamen bak ne oldu? Simetrik oldu. Çıkarttığım parçaların torkları eşit, büyüklükleri eşit burada. Niye? Şöyle bak 2G var yukarı doğru. Şöyle bak 2G var yukarı doğru. 2G çarpı 2. 2G çarpı 2. İkisi de zıt taraflara döndürmeye çalışıyor. Denge bozulmaz. Ayrıca ne bozulmaz? Kütle merkezinin yeri bozulmaz. Tamam. Peki peki peki. Güzel. Şimdi şöyle yaptık. Tamam başka ne yapabiliriz? Mesela hocam 1 ile 8'i de çıkartabilirsiniz. Bak bunları bir doğruyla şu şekilde birleştirdiğinizde yine aynısı çıkıyor. 2G'ye 2G çıktı. Başka ne olabilir? Hocam şu 4 ile 5'i de çıkartsak. Ayrı ayrı yapıyoruz bunları hani <laughs> sırayla gösteriyorum. Onların da bak tam ortada. E bir de ne kaldı? 3 ve 6 kaldı. Onu da şöyle işaretlediğimizde 3 ile 6'yı da çıkarttığımızda yine aynı şekilde denge de bozulmayacak. Kütle merkezinin yeri de bozulmayacak. Bir seçenek daha var. Bunu en başta görmemiş olabilirsin. Bir seçenek daha var. O nedir? Onu anlatmadan önce şu örneği vermem lazım örnek değil de durumu. Şöyle bir göstereyim. Biz şunu öğrenmiştik değil mi? Şu okunucunu görme. Şuradan 2F kuvvet varsa buradan da atıyorum 2F kuvvet varsa tam ortasında eşit uzaklıkta mesela bu çubuk dengede kalabilir mi? Evet hocam kalabilir. Çubuğun ağırlıksız olduğunu düşünün. Evet hocam kalır bir sıkıntı yok. Peki bunları tam ikişer ikişer çıkarttığında bir sıkıntı yok. Şimdi siliyorum. Şu 1, 3, 5, 7'yi de aynı anda 3, 4'ünü de birden aynı anda çıkartırsam ne olur? Ne olur? Bak bunları bir doğru ile birleştirdiğinde bunların kütle merkezi veya ağırlık merkezi burada olur. Ama bak yukarı doğru bu sefer 4G olur. Burası yukarı doğru 2G idi. E, torklara bak bakayım. 2G çarpı 2. Bu taraftaki bir tork var. Burada ne kadar var? 4G çarpı 1. Şurayı sildim. 4G çarpı 1. Bu da kütle merkezinin yerini değiştirmez. Çünkü şu mini minnacık yer 1 bir birim. Şurası 2 birim. 2 çarpı 2 4 çarpı 1'den yine yeri değişmez. Kütle merkezinin yeri değişmeyecektir. Tamam mı? Yani B şıkkının cevabı bunlar. Az önce gösterdiğim seçenekler olacak. Şimdi diyor ki A seçeneğinde levhanın sadece dengesi bozulmasın diyor. Levhanın sadece dengesi bozulmayacaksa kütle merkezinin yeri değişebilir. Nasıl yani hocam? Yukarı aşağı kayabilir. Tek şart ne? Bu ip üzerinde olacak yine kütle merkezi. Hmm. Yani az önce buradaydı. Mesela biz bütün işlemleri az önce buraya göre yaptık. Mesela burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Bu önemli. Bu olduğu sürece bu levha yine dengede kalacaktır. Niye? Çünkü uz, ipin uzantısı bu noktalardan geçiyor. Tamam. Şimdi gel bakalım ona bakalım şimdi. Peki bu levhanın artık dengesinin bozulmaması için şartınız ne? Torku koruyacaksın. Torku koru. Nasıl yani hocam? Sen buradan bir parça çıkartıyorsun ya şöyle G'lik. Hı, hı Şuradan da çıkartıyorsun. Az önce demiştim ki bunlara. Bir birim iki birim yani şuradan 3 G'lik bir tork azalışı var. Buradan da G'lik bir tork azalışı, azalışı var. Bu levha artık buraya doğru dönmek isteyecektir. Buradan da 3 G'yi çıkartman lazım. 4 G'yi pardon. Torku çıkartman lazım. Yani mesela atıyorum. 1 ve 2'yi çıkarttığında şunları. 1 ve 2'yi çıkarttığında. Senin yukarı doğru G var. Şurada da G var. E bunların tek tek torkunu ipe göre aldığında ne oluyor? Gene 4G olmuyor mu? Evet oluyor. Sağ tarafta da 4G'lik bir tork azalışı var. Sol tarafta da 4G'lik bir tork azalışı var. Bu levhanın dengesi bozulmaz. Yani yapacağın şey torku koruyacaksın. Ve bu torkla ilgili e, iki taraftan da eşit şekilde götüreceksin. Başka neler olabilir? Tamam 1 ve 2 okey. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunların hepsi olabilir. Bunun pratik yöntemi şudur. Asıl mantığı anladığınızı düşünüyorum. Şurası 1, 3, 1, 3, 1, 3. 1, 3 değil. Şura, şura 1. Burası 3, 3. Şunlar da 1, 1, 1. Burası da 3, 3, 3, 3. Böyle numara veririz. Bunlar torkları ifade eder bizim için. Tamam. Sen şunları çıkarttın mı? Hı hı. Diğer taraftan da çıkartacaksın. 1'i ve 3'ü çıkar. İstediğin bir sürü seçenek var. Olasılık çok fazla. Tamam mı? Mesela şu 1 1 1 1 bunları da çıkartabilirsin. Denge yine bozulmayacak. İlk başta şu levhanın kütle merkezinin yerinin değişmemesi için hangi parçalar çıkartılabilirinin içindeki cevaplar burada da zaten var. Mesela 3 ile 1'i şunları da çıkartabilirsin. Bunları çıkarttığında kütle, kütle merkezinin yeri değişecek mi? Değişecek. Mesela nasıl değişecek? Bir bakalım. Şunları çıkarttığında buradaki kütle merkezi şuradan sanki çıkartmış gibi olmuyor musun? Evet. Mesela bir de şuradan çıkartmışsın gibi oluyor şu ile 6'yı çıkarttığında. Hı hı, tamam. Bak onları birleştirdiğinde onların kütle merkezi burası oluyor ve doğal olarak ne olacaktır? Kütle merkezi zaten kayacakları yeri değişiyor. Tamam mı? Yani kısacası sen levhanın dengesi bozulmasın mı istiyorsun? Sağdan tork azalışı varsa soldan da tork azalışı olacak. Aynı oranda olacak. Normalde bir çubuk düşün. Buradan daha fazla tork uygularsan ne olur? Böyle döner. Buradan daha fazla tork uygularsan ne olur? Böyle döner. Tamam. Artış varsa aynı şekilde diğer tarafta da artış yapacaksın. Ama sana kütle merkezi tam ortasıydı, yine tam ortası kalacak derse işte orada çıkarılan parçaların sanki tek bir noktadan çıkarılıyormuş gibi merkezlerinin eşit uzaklıkta büyüklüklerine göre oranlayacaksın. Yani demek istediğim, ben hocam buranın yerinin değişmemesini istiyorum. Bunları birleştirdiğimde sanki şuradan 2G'lik bir şey çıkartmışım gibi oluyor. Evet, buradan da sanki 2G'lik bir şey çıkartmış gibi bakacaksın. Veya şuradan sanki 4G'lik bir şey çıkartmış gibi bakacaksın. 1, 3, 5, 7'yi çıkarttım ya ondan dolayı söylüyorum. Tamam. Mesela bunları genelde tek parça çıkartırlar. Gidip de benim gibi iki parça çıkartmazlar. Ben birazcık daha soru üzerinde daha fazla şey konuşayım diye böyle yaptım. Tek parça çıkartırlar. Simetrik olarak bunu alabilirsin zaten. Tamam. Baya seçenekler var yani. Hani tek bir cevabı yok sorunun. Ama ana mantık torku koruyacaksın. Başka bir şey değil. Tamam. Olay bu. Evet ağırlık ve kütle merkezi kavramı da bitti. Söyleyeyim soru bankalarını falan parçalamayacaksınız. Çok fazla işlemler sorular varsa da geçin. Yani 20 yılın 30 yılın soruları artık kitaplarda var. Ne yazık ki. Hani birazcık daha dediğim gibi şey sorularına kazanım odaklı. Birazcık daha güncel hayat örneklerine bu tür şeyleri yorumlamaya çalışın. Artık sizden salt bir bilgi istenmiyor. Sizden yorumlamanızı gerektiren bilgiler isteniyor. Ve bu bilgileri de sınavda gayet çatır çatır soruyorlar ağırlık merkezi ile ilgili göktenen soru sordu. Kitapların hiçbirinde yoktu. O soru kitapların hiçbirinde yoktu arkadaşlar. İşte benim de size kazandırmaya çalıştığım e, vizyon, sınava bakış açısı bu. Tamam? Hani ben hocam bu konularda çok daha ileri seviyeye gelmek istiyorsan hani benden ilerleme Başka hocalardan başka bir şekilde üniversitede belki ilerle. Ama ben hocam sınavda netimi güzel güzel alayım. Fiziğin en azından günlük hayat örnekleriyle anlayayım diyorsan olay aslında tamamen bu. Tamam. Yarın basit makinelere başlayacağız. Biraz burada işlerimiz olacak. Çok amam amam zorlayıcı sorular yok. Ama ÖSYM'nin soracağı tarzda işler koymaya çalıştım. Burası da bir 3 günümüzü alacaktır. Sonra zaten bitecek. Uzun bir konu. Uzun bir konu. Evet farkındayım uzun bir konu ama Hani bir soru veya evet bir soru gelir genelde. Bir soru buradan bir şekilde zaten gelecek. Hani tork, denge, basit makine üçünü de birleştiren soru bile sorabilirler. Ee, ama gelirse de biz yaparız diyelim. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.